Kaynak operatörü TSN ISO 14732 standartında da tanımlandığı üzere gazaltı, tozaltı, TİK, yine lazer, ultrason ve benzeri yöntemlere uygun olarak kaynağı gerçekleştiren kişidir. Gazaltı kaynağı, ana metal ile kaynak elektrodu arasında oluşan arkın koruyucu gaz atmosferi arasında gerçekleşmesidir. Su altı kaynak operatörleri, su üzerinde yapılan kaynağın artık suyun üzerinde yapılamayacak şekilde konstrüksiyon, bakım veya tamir ihtiyaçlarında suyun altında farklı ve üstün donanımlara sahip koruyucu kaynak ekipmanlarıyla yapılması işlemidir. Robot kaynak operatörleri, otomasyona evrilmiş metal inert gaz, MIG ve metal aktif gaz, MAG kaynak yöntemlerini robot kolu yardımıyla uygulayan kişilere verilen isimdir. Meslek liseleri, meslek yüksekokulları ve üniversitelerin kaynak teknolojisi programlarından ve kaynaklı birleştirme teknikleri ve kaynak metodolojisi dersleri bulunan diğer programlardan mezun olan kişiler kaynak operatörü olabilirler. Ayrıca çıraklık, kalfalık ve ustalık belgelerini alan kişiler de kaynak operatörü olabilirler. Kaynak operatörü, mesleki yeterlilik kurumu, yeterlilik belgesi zorunluluğu olan meslekler arasındadır. Teorik ve performansa dayalı sınavlara girerek bu belgeye sahip olunabilir. Ben bu mesleğe çırak olarak başladım. Ardından kalfalık ve ustalık eğitimlerini de alarak mesleğimde uzman hale geldim. Demir çelik sektörünün olduğu, makine sektörünün olduğu, imalat ve üretim sektörünün olduğu birçok alanda kaynak operatörü uygulamaları gerçekleştirilmekte ve bu alanda da nitelikli insan ihtiyacı da her geçen gün artış sergilemektedir. Çocukluğumdan beri bu meslek hep ilgimi çekmişti. Bu alanda yetenekli olduğumu fark ettiğimde benim için doğru olan mesleğin bu olduğuna inandım ve kendimi eğitmeye başladım. Bu mesleği seçerken hedefim profesyonel olarak çalışan bir işletmede mesleğimi icra etmekti ve şu an çalıştığım demiryolu sektörü mesleğimin beklentilerini fazlasıyla karşılamaktadır. Bu mesleği icra edecek kişilerin programlama yapabilme yeteneğine de haiz olmaları gerekir. Öğrenmeye açık kişiler olması gerekir. Bu meslek teknik el becerisi olan, üretmeyi seven, takım çalışmasına yatkın kişiler için uygundur. Her meslekte olduğu gibi kaynak işlerinde kullanılan teknikler ve ekipmanlar da gün geçtikçe değişiyor. Gelişen teknoloji ve teknikleri takip edip yeni yöntemleri kullanmayı öğrensinler. Bilgilerini takım arkadaşlarıyla paylaşıp onların da bilgilerinden faydalansınlar.